Şimdi arkamda bir başlık göreceksiniz. %130 arttı. %130 artan ne? Keşke iyi bir şey olsaydı. Bankalar Birliği'nin raporuna göre 2021'in Ocak-Haziran döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı %130 arttı. Ve ilk sırada esnaf geliyor. Vallahi elektrik faturası bana bugün geldi 4776 TL. 4000. Aynen. Fabrika işletmiyoruz. Holding işletmiyoruz. Normal dükkan işletiyoruz. Çay ocağı işletiyoruz. 4776 TL. Bunu ödeyeceğiz. Ödemek zorundayız. Ama dilekçemizi yazacağız. Hemen ödemezse hemen kesecekler elektriğini, ödemek zorunda. Ama kazancı elektrik faturası kadar artmadı esnafın. Henüz pandemi dönemindeki zararlarını karşılamış değil. Çünkü gelişmiş ülkeler karşılıksız destek verirken Türkiye ağırlıklı olarak kredi verdi. Bankalar Birliği'nin raporuna göre 2021'in Ocak-Haziran döneminde bireysel kredi borcunu ödeyememiş kişi sayısı %130 arttı. En fazla kredi kullanan ve ödemekte zorlanan tüketicilerin başında esnaf var. Kredi çektiniz mi buradan? Maalesef çok fazla. Onu ödeyebiliyor musunuz? Biraz ertelemeli. Şuranın stopajıyla beraber 10 bin lira kirası var. En çok da fatura ve kiralar için çekildi kredi. Kredi bir yana, kredi kartı borcunu ödeyemeyenler de arttı. Geçen sene 198 bin kişi kredi kartını ödeyemezken bu yıl sayı 222 bine çıktı. İhtiyaç kredisinin son ödeme tarihini geçirenlerin sayısı da ikiye katlandı. Eski işler yok. Hani kimsede para da kalmadı. Artık parası olan da çıkartmıyor. Biz de burayı günlük elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Şartlar şu an çok zor. Masraflar çok ağır. Elektrikte çok büyük bir artış var. Yani ne kadar geldi? Şu anda bize 750 lira geliyordu, 1500 lira geldi. Aynı şeyleri tüketiyoruz. Yasaklı dönemde kapandı, iş yapamadı. Açıldı ama alım gücü düştüğü için işler tam açılmadı. Esnafı en fazla zorlayan kalemlerden biri elektrik faturası. İçeride iki tane dolap, iki tane televizyon var. 4776 TL fatura gelmiş. Doğru mu? Yanlış. Şok oldum. Önce hani su içtim üzerine bir bardak. Oyunu yasaklarsa, içeriye alımı yasaklarsa yine kepengi kapatacağız. Çünkü dışarıya çay vermekle olmuyor. Son zamdan sonra 1000 liranın altında faturası gelen esnaf neredeyse yok. Faturalara çalışıyoruz gerçekten. Elektrik faturası ne kadar geldi? Çok yüksek. 1000 TL'ye geçen ay ödedim. Şimdi geldi, gösterebilirim. 1200. 2500 lira geliyor, 3000 lira geliyor. Daha yüksek geliyor. Yani biz de elimizden geldiği kadar gün içinde fazla ışık yakmamaya çalışıyoruz.